sanki bir beden küçük gibi görünüyor. Kızımız ilk tulumuna burun kıvırıp yeni tulumuyla buluşmaya gidiyor. Kadınlar matinesine full hazırım yani siz. Şıkır şıkır. Duyduğuma göre ilgi çekmeyi severim demişsin. Evet severim. Zaten oldukça ilgi çeken bir bayanım yani. Halimle, tavrımla, tarzımla, asaletimle. Kim sevmez ki ilgi çekmeyi? Hangi kadın sevmez ilgi çekmeyi? Bunda kemer var mı arkadaşlar? Kemer, kemer. Tulumuna uyacak kemeri bulmak yerine ayağına çağıran Emel Başkan son kararını verip kasaya ışınlanıyor. Uçarak kasaya gelen ben Emel Başkan. Sattım elbisenin fiyatı 299 liraydı. Ya birazcık indirmiş diyorum lütfen. Peki tamam o zaman hemen fişini alayım. Çok teşekkür ediyorum. Selam söyleyin Yasemin Hanım'a. Doya doya modada tulum şıklığı alışverişi Betül'le devam ediyor. Üzerimde bana birazcık yarım beden, yarım size küçük olan, aslında çok güzel olan bir tulum var. Fiyat nedir? Onun fiyatı 124 TL. Bu tulumu alsan nasıl kombinlersin? Normal bir siyah bir stilettoyla kombinlerim. Gidim içeride başka bir şey daha var, onu da deneyeyim mi? Sana Sena'dan da haberlerim var. Betül'ü konuştuk çünkü Betül'ün bizim üzerimize bir çekememezliği var. Sürekli Emel mi, Emel mi, Emel, neden Emel? Bütün kızlar da aynı soruyu soruyor. Seviyorum abi, kıskanmayın. Benimle ilgili tabii konuşurlar. Beni çok güçlü görüyorlar. Ondan sonra acaba hiçbir umurumda değil. Bu hafta kesinlikle kıyafetlerime yoğunlaşacağım. Bunların kaosunun, kavgasının kesinlikle içinde bulunmayacağım. Gelmeyeceğim oyunlarına diyorum ve bu muhteşem üstümü değiştirmeye diyorum. Teşekkürler. Kaostan değil, tarzdan beslenmeye karar veren Betül'ü ayakta alkışladıktan sonra yeniden Özde'ye odaklanıyoruz. Aslında beğendim. Kalıp olarak böyle rahat oldu. Ama jüri bu tulumu beğenir mi? Yani tulum şıklığında en şık tulum bu mu? Kararsızım. Bu tulum ne kadarmış? 100 TL. Bej rengi tulumuyla vedalaşan Özde bakalım şimdi ne giyecek? Yıllar sonra çok açık bir renk tercih ettim. Aslında sarışın olduğum için bence bu tonlar da bana gidiyor ama. Kemerin de pek hoşmuş. Şöyle bir kemer buldum çünkü beli çok boldu. Kemer bu tulumun kemeri mi emin değilim. Sadece görmek amaçlı taktım. Özde'ye zamanın su gibi geçtiğini hatırlatıyor ve Sündüz'ün yanına dönüyoruz. Çok şık görünüyorsun Sündüz. Ne dedim İnce? Aman ya Rabbim. Ama söyle aman ya Rabbim, onun fiyat nedir? Bu tulumun fiyatı nedir? 300 TL aman ya Rabbim. Senin bütçen 350. Özde'ninki ise 650 lira. Ay 100 lira bu para bana söyleme. Şimdi hemen çıkayım. Biliyorsun ne yapacağım? Bütün mağazalar konuşacağım. Ben diyeceğim bir tane Özde beraber gideceğiz. Ben iddia yaptım. Ondan sonra o ayakkabılar 35 lira ne zaman soruyor diyor ne kadar? Bana söyle 150-180. İndirim yapsın 35 lira olsun. 35 liralık ayakkabıyı Özde'ye 150 liraya mı satacaksın? Diyorlar Özde 150 lira o ayakkabı. Ama o ayakkabı 150 TL değil. 30 liraya da 35 maksimum. Sündüz'ü karar aşamasında bırakıp Sena'nın tulumunu görmeye gidiyoruz. Bunu alırsam böyle siyah bir ceketle kombinleyebilirim. Hatta şurada bir ceket var, hemen ona bakayım, onunla kombinleyebilir miyiz diye. Olmadı sanırım. Bence olmadı. Başka bir hırka bakalım ya gelelim. Çok sıktı, parmağıma sıktı. Bak bu çok rahat. Bir ayağım şiş bir ayağım değil. Emel'le Sena'nın hafta sonu ne yaptığını biliyor musun? Ne yapmışlardır? Beni konuşmuşlar. Başka işleri güçleri yok çünkü. Sena'yla birlikte güzellik salonuna gitmişler. Oh! Ayrıca Emel Sena hakkında ne dedi duymaya hazır mısın? Yeni kankalarız evet. Elektriğimiz tuttu tatlım. Aynı klasmandayız çünkü. Şimdi aslında ne biliyor musun? Emel niye daha çok tuttu onu? Çünkü normalde her tuttuğu ilk haftadan gidiyordu. Şansına gitmedi. Gitmeyince de eldeki avuçta bir Sena kaldı. Ne yapsın? Bu tek bantlar nasıl oldu sence Betül? Yani aslında bak buradan açıklık kaldı. Üzüleyim biraz. Geçtiğimiz hafta elenmekten son anda kurtulan Betül kızımız birkaç ayakkabı daha denedikten sonra kasaya geçiyor. Abi en son 75 olur değil mi? 75. Yok. Tamam fişimi de ver, ben sana paranı da vereyim. Bu arada Özde de ayakkabısını aldırmak için Sündüz'le buluşuyor. Bunların fiyatları nedir? Leopar ne sen kadar? Sen neden soruyorsun fiyatlara pardon? Yok ben insaflı davranacağımı söyledim. Bak, 120 bu diyor. Kalime hiç alerjik alıyorum bu kalibe. Hayatım, insaf, 120 insaf. 150 işte, mi insaf mı diyorsun? Bu olsun bu. Bunu alıp kasaya gidiyoruz. 120'ymiş ama indirim yaptırırsın. Sen abiyi tanıyor musun? Ben bunu alıp çıkabilir miyim sen ödesen? Hayır burada kalçaya ismal edilsen. İstersen kafire getireyim. Ne istiyorsun alayım sana. Sündüz iddiayı kaybetti bana karşı. Parasını ondan vereceğiz. Parasını onun için Sündüz ödeyecek. Pazarlık yapma tamam mı? Tamam. 120 liradan ver abi. Evet, tamam. Onu da gitti benim kendim bütçe aldım gitti. Ne kadar? 100 lira yetiyor. Ya abi ne 100 lira şaka mı diyorsun lütfen bir daha indirim yap 80 lira. Yok olmaz. 90. Biz hızla Emel Başkan'ın takılarını görmeye gidiyoruz. Şu ikisini alacağım. Çok beğendim. Aldıkların ne kadar tuttu? Bana
Ezel 45 TL. Fişini alabilir miyim? Aldım diş ses. Şimdi daha kıyafet denemeye gidiyoruz. Emel'in ardından Betül de takı alıyor. Bir tane. Büyük boy. O da 2,5. Fişimizi de rica edelim. Şöyle, şöyle. Aldım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Alışveriş bitti mi Betül? Alışverişim bitti. Buluşma noktasına gidiyoruz. Giderken bir midem böyle bir hafiften böyle hani diyor. Yok mu bir şeyler diyor. Gidelim bir midemin sözünü dinleyelim. Yeriz bir şeyler. Hadi gel. Betül ziyafete giderken Sündüz de kendine ayakkabı arıyor. Stiletto var mı? Yarım topuk stiletto. Ben eksaları bunlar. Tamam bunu alayım, bunu alayım. Al 50 lira. 39 emin misin? Bana küçük gelmiyor. Tamam teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Kaç lira arttırdın Sündüz? 100 lira. 120 lira bak. Bu arada Derya da kahve keyfi yapıyor. Alışverişim erken bitti. O yüzden ben de kendime ve dış sese ödül verdim. Beraber kahve içiyoruz. Geride kalan bir hafta nasıl geçti Derya? Burası gerçekten yoğun tempo gerektiren ve gerçekten tarz olanların kalması gereken bir yer bence. Derya kahvesini içerken suda pizza yemeye devam ediyor. Bitirdik. Bir ısırık da Sündüz için alacağım. Benim kadar hızlı çıkmadı o yüzden Sündüz'e de ısmarlayacağım pizzayı kendim yedim. Hadi bugün birinci olacağım koşalım. Halka küpe var mı acaba derken var. Tamam aradığımı buldum. Ben böyle net bir kızım işte. Bulurum ve alırım. 50 kuruş. Tamam abi sağ ol. 7 liraya aldım. 7,5'lık kolyeyi 7 liraya aldım. Her yerden tasarruf ediyorum. Bitti alışverişim. Artık rahat rahat buluşma noktasına yürüyebiliriz. Emel sen ne durumdasın? Güzel geçti, fena değildi. Aradığım parçayı buldum sanırım. İnşallah güzel puanlar alırım bugün. Haftaya böyle ışıltılı bir giriş yapacağım. Hadi gidelim. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eksiği olan var mı? Ben Özde aldım onu ayakkabı ama benim ayakkabı almadım maalesef. Buna hayatta inanmam. Çünkü çok insaflı davrandım ve sadece 120 lira liralık ayakkabı istedim. 120 liralık ayakkabı seçtim. Bu mu insaf? 120 lira ayakkabı ya seçtim. Ya pardon siz ne kadar ayakkabı alıyorsunuz? 10 liraya falan mı? 50 liralık da alabilirdin. Kızın bütçesini düşünmen lazım. Kusura bakmayın ben kaliteli giyiniyorum biraz. Tamam ayakkabı aldın tamam mı? Mutlu ol. İki tane ayakkabı. İki tane ayakkabı aldın. Hadi hanımlar artık eve dönme vakti. Haydi bakalım.